Evet, Gezi direnişinden bu yana açık kalan son davada zaman aşımıyla kapatıldı. Şimdi hattımızda Aydın Aydoğan var. Davanın detaylarını bugüne kadar 10 yıl içinde yaşananları konuşacağız. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Rojda Hanım. Çok teşekkürler katıldığınız için, sağ olun. Yani aslında şuradan başlamak istiyorum. 2013 yılında siz polisin attığı bir gaz fişeğiyle yaralandınız ve bu size %42 yanılmıyorsam engelli bıraktı. O günden bu yana da mücadeleniz devam ediyor. Bu 10 yıllık süreç boyunca neler yaşadınız, sizden dinleyelim. Şimdi ben ilk Gezi Parkı olaylarında vurulduğumda, o zaman vurulduktan hemen bir hafta sonra zaten ayağımız alçıda gidip şikayet ettiğimizde, daha sonra dosyada yaklaşık o ölen savcıya kadar yaklaşık bir 10-11 tane savcı değişti zaten. Adliyede o Mefhum Oray'da öldürülen Mehmet Selim Kiraz'a kadar zaten o zaman sık sık savcılar değişti. Bir kısmı FETÖ'den açığa alındı, bir kısmı içeri atıldı. İşte burada aslında önemli olan bizim davayı takip etmemiz, davayı bugüne kadar getirmemizdir asıl önemli olan. Hemen bu şikayetimizden sonra tabii savcılık makamı Mehmet Selim Kiraz dosyayı Berkin Alvan'ın dosyası, toplu dosyadaydı o zaman. 272'lik bir toplu dosya vardı. Gezi dosyası diye geçiyordu. Bunları, önemli olanlarının bir kısmını aldı, bilirkişiye gönderdi. Ulusal Kriminal Dairesi'ne gönderdi. Buradan gelen görüntülerle işte bazılarında işte Berkin Elvan'da olduğu gibi işte dava açıldı, işte yargılandı, işte usulen yargılandı aslında. Bizim dosyalarımızda da böyle oldu aslında. Bilirkişi raporları geldi, vuranların kas numaralarına kadar her şey belliydi. Esas sıkıntı bundan sonra başladı zaten. Evet, yani siz de aslında bir kısmını anlatmış olduğunuz yaşananların, ama şöyle ilginç bir süreç var bu dava boyunca. Yani sizin aslında kendi emeklerinize toparladığınız deliller biraz da kayboluyorlar ve bu kaybolmanın ardından 2021 yılında ancak dosya tekrar açılabiliyor. O süreçte neler oldu? Şimdi aslında dosya bugüne kadar gelene kadar çok şeyler oldu, hususlar oldu. Şimdi bir kere Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne bizi ambulansa götürdüler. Burada gaz fişeğiyle vurulmuştur dedi, ayağımdaki durumu anlattılar. Fakat daha sonra savcılık makamı hastaneden görüş yazısı istedi. Hastane raporlarımızı değiştirdiler. Yani ilk bize verdikleri raporda gaz fişeğiyle vurulmuştur yazıyor. Daha sonra hastaneye gönderiyor, dayak sonrası gözetim yazmış. Tabii biz bunu da gittik, savcı beyle görüştük dedi. Yani onu da gidin mahkemeye verin dedi. Neyse bizdik, hangi birini verelim. Tabii buraya gelene kadar bu sırada ölen savcıdan sonra dosyayı hızla, dosyaya şöyle bir gizlilik kararı koydular. Dosyamızı gidip takip bile edemedik. Nasıl gerekçelendiriliyor peki bu gizlilik kararı? Yeni bir savcı geldi. Yani sert bağırarak neye bakacaksın, nedir, ne istiyorsunuz, şu bu böyle. Yani sert tavırlarla bize iletişime geçmiyordu. Tabii daha sonra biz bunları, o savcı gittikten sonra dosyaya gidip baktığımızda dosya incelmişti yani. Dikkatimi çeken oydu. Ben de dedim fiziki olarak takibi görmek istiyorum. Oturdum, inceledim. Yani dosyada bir kişi raporu yoktu. Bir kitap değildi, bir CD vardı, bir de raporu vardı, yoktu. Buyurun tamamlayın. Ben bunu gidip savcı bey anlattığımda dedi, olur mu dedi, oradadır dedi, bakarız dedi. Yani böyle geçiştirdiler. Dosyayı aldılar, faili meşhur suçlar bürosuna attılar. Evet. Faili meşhur suçlar bürosuna gittik. Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz ettik. Valilik soruşturma izni vermedi o emniyet güçleri hakkında. Bize gittik Bölge İdare Mahkemesi'ne karar çıkarttık. Bir yıl iki yıl uğraştık. Valiliğin böyle bir yetkisi olmadığına, işte soruşturmanın devamına diye karar aldık. O kararı getirdik. Faili meşhur suçlar bürosuna verdik. Tekrar dosyayı memur suçlarına yukarıya çıkardık. Tabii bu sırada sürekli dilekçe yazıyoruz. Yani dosyamıza bilirkişi raporu yoktur diyoruz. Bunlar en son dediler 2021 yılına gelene kadar bize söylenilen şudur. En son dediler adli emanette olabilir dediler. Adli emanete yazı yazdılar. Adli emanette olmadığı anlaşıldı. Onlar da kabul ettiler. Tabii bu sırada da dosyanın 8 yıllık zaman aşımı süreci işliyordu. 8 yılı dolmasına sanırım 4 ay falan kalmıştı. Dosyayı hızla bilirkişiye gönderdiler tekrar. Bilirkişiden gelen raporlarla yine aynı raporlar geldi. Yine aynı kişiler çıktı. Yani biz yine aynı başa döndük aslında. Evet.
Ya işin tuhaf tarafı şu, deliller aslında gerekli yetkili merciler tarafından kaybediliyorlar ve bu kayba rağmen 8 yıllık bir zaman aşımı süresi işliyor. Aslında Türkiye'de bir zaman aşımı tehlikesi, yani birçok davada, topluma mal olmuş davada var. Örneğin Sivas katliamı davasında böyle bir tehlike söz konusu. Yani bunu nasıl yorumlamak istersiniz? Bir yandan zaman aşımına doğru bilerek götürülen bir süreç var. Diğer yandan adaletin bu şekilde sekteye uğratıldığını görüyoruz. Şimdi burada şu var, zaten AİHM'in bununla ilgili bir sürü kararları var. Kolluk kuvvetlerinin yani orantısız güç kullanarak bu yaptığı eylemlerin cezasızlıkla sonuçlandırıldığına dair birçok kararı var. Türkiye aleyhine verdiği kararlar var. Biz de bunu zaten dün dosyaya itiraz ettiğimizde AİHM'in bu kararlarına örnek gösterdik. Bize sunulan TCK maddesi 86'da 1'e ve 3 maddeleri. Burada işte zaman aşımı faktörünü şey yapıyorlar. Halbuki ben burada şu gerekçeyi bir sunduk. Kalıcı sakatlıklarda kolluk kuvvetlerinin yaptığı eylemler TCK 86'ya göre değil, TCK 87'ye 1 ve 2. maddelerinde düzenlenen ağırlaştırılmış yaralama suçuna girdiği için burada zaman aşımı süresi 15 yıldır aslında. Kanunen böyledir. Kaldı ki biz buraya gelene kadar zaten şu var. Kendi eksiklerinin bedelini bize ödetiyorlar. Yani kendileri bu dosyada bu hukuksuzlukları yaptılar. 10 yıllık bir dosya, bir sürü şeyi biz kendi yani samanlıkta iğne arar gibi adalet aradık. Savcı beylerle gidip, savcılarla gidip bunları tek tek kendimiz bulduk. Kendimiz hukuksuzlukları delillendirdik. Halbuki savcı beyi burada vatandaştan yana olup, evet burada bir hukuksuzluk var, doğru, ben bunu gereğini bir an önce yapacağım demesi lazım. Fakat İşte ben dün bunları sunduğumuzda %42'de %43 kalıcı sakatlık raporum var benim. Bunu sundum dosyaya. Olduğum ameliyatların kriz raporlarını sundum. Daha sonra 2014 yılında aldığım yoğun gazdan dolayı astım hastalığı çıktı. 2014'ten bu yana da her iki yılda bir düzenlenen ilaç raporlarım var. Biz bunları düzenli olarak savcı beye sunduk. Burada TCK'nın 87'ye 1 ve 2. maddelerinin baz alınması, ağırlaştırılmış yaralama suçu olduğu için 15 yıl zaman aşımı gerektiğini. Bakalım yani yüksek ihtimalle buna da red verecekler. Ama biz de Anayasa Mahkemesi'ne gittiğimiz zaman hem esastan hem usulden itiraz edeceğiz. Çünkü eğer bu süreci tamamlamadan gitseydik usulden sadece şikayet edecektik. Burada hem esastan hem usulden şikayet edeceğiz. Ya bir yandan da şu var, hani 16 şüpheli polisten 7'sinin ifadesi 9 yıl sonra tekrar alınıyor ve hatırlamadık şeklinde bir yanıt alınıyor. Aslında Türkiye'de yine alışık olduğumuz bir tablo. Amirlerin isimlerini hatırlamadık diyorlar. Orada mıydık hatırlamadık diyorlar. Ne yaptığımızı hatırlamadık diyorlar. Bu aslında adaletin bu kadar geç tecelli etmesiyle de yakından alakalı. Hani bu açıdan ne söylemek istersiniz? 9 yıl sonra bu ifadelere yeniden başvurulmasını anlama geliyor. Yani ifadeler komik, yani komedi gibi, yani resmen şeyle, siz söyleyin, adaletle dalga geçer bir ifade. Bir tanesi demiş ki ben nerede olduğumu hatırlamıyorum demiş. Yani şu nasıl bir nerede olduğumu, 2015'te aslında verdikleri ifadelerin çoğu aynı kopyalama şekliyle, sanki böyle bir yerlerden emir almışlar ki sadece bunu söyle demişler. İşte emri amirlerimizden aldım. Hatta bir tanesinin amiri gelip ifade veriyor. İşte biz o gün bize verilen emirleri yerine getirdik diyor. Daha sonra bunların bazıları da işin ilginç, yani aslında bu 16 polisi, bir kısmı da FETÖ'den ihraç edildiler. Bazıları gözaltına alınmışlar. Hatta gözaltında ifadeleri alınmış. Burada en son bazılarının Mardin'de, Van'da gözaltındayken ifadeleri alınmış. Yani gözaltı tutukluyken, hükümlüyken ifadeleri alınmış. Şimdi ben burada benim garibime giden, o zaman valilik bu soruşturma izni vermedi ya. Hani bu polisleri korudu o zaman. O zaman biz o zaman şunu diyoruz. Vali FETÖ'cülere kalkan mı oldu yani? Vali FETÖ'cülere mi korudu? Biz o zaman FETÖ'cülere karşı mücadele ettik. Yani karma karışık bir şey yaptılar. Aslında burada olması gereken, yani vuran belli, kas numaraları belli. Yani polis ön inceleme raporlarında hukuksuzluklar var. Mesela birinci polis ön inceleme raporunda, onu da kendi dikkatimizle biz bulduk. Birinci polis ön inceleme raporunda orada demiş ki işte evet bu 3 tanesi yok diyor zimmet. A090 şu yok. Fakat bir tanesi var diyor. Şu kişi almış diyor.
ikinci kez faili meşgule gönderdiklerinde bunların emniyette kaydı zimmet kayıtları olmadığı için faili meçhule gönderiyorlar. Bir gün ben de faili meçhule gidip dosyayı şöyle indim. Dosya da kalabalık, 2000, yani sabah gidiyorsun akşama kadar bitiremezsin. Öyle kalabalık bir dosya. Yani inceledim, baktım. Ben orada dikkatimi çekti. Evet, birinci polisyon inceleme raporunda vardır diyor. İkincisinde yoktu. Ve savcı bey de ikincisini baz almış. Ben de onun altını noktayla işaretledim. Savcı beyle görüşmek istiyorum dedim. Savcı beyin yanına çıktım. Baktı, evet dedi, doğru söylüyorsun dedi. Bunu tekrar memur suçlarına gönderelim dedi. Yani bu, inanın bunları yaşadık biz. Yani belki dahası vardır. Yani aklımıza gelenler bunlar. E nedir yani, biz bu neden yapıyoruz derlerse de, yani ölen savcı da bize sormuş, demişti ki bir gün bana, Mehmet Selim Kiraz, neden uğraşıyorsun bunun için dedi, bu kadar dedi. Değer mi dedi. Ben dedim ki tarihe not düşüyorum dedim. Sizin durduğunuz yerle benim durduğum yeri kayıt altına alıyorum dedim. Ben biliyorum tabii bir şey çıkmayacak ama dedim ben bunları kayıt altına alıyorum. Bir gün ülkeye adalet gelince belki yürekli bir birileri çıkar. Bu yaptığımız mücadelenin bir hak mücadelesi olduğunu, aslında hepimiz için gerekli olduğu, çünkü adalet elzemdir. Herkese lazım olan bir şeydir. Çok önemli bir şey aslında. Adaletin de adaletsizliğin de nelere yol açtığını biz bu coğrafyada çok iyi bilen insanlarız. E bunu söylediğimde doğru diyorsun dedi. Bir şey demedi yani, öyle durdu. E ne bileyim, bu bir mücadeledir. 10 yıllık bir süreç, 10 yıllık bir dosya. Biz dün itirazımızı yaptık. Kovuşturmaya gerek yok kararına. İki kelimeyle geçiştirilecek bir olay değildir dedik. 10 yıllık bir mücadeledir bu dedik. Kaldı ki burada kalıcı sakatlık var. Kalıcı sakatlıklarda 87'ye 1 ve 2. maddelerin baz alınması gerektiğini, bu sebeple zaman aşımı süresinin yok sayılmasını, burada dosyanın soruşturmanın devamına diye bir talep istedik. Bakalım ne olur, neticesini bekleyeceğiz. Bu sırada da Anayasa Mahkemesi hazırlıklarımızı yaptık. Gelecek karara göre esastan ve usulden itirazımızı yapacağız. Bu süreci takip etmenin neden önemli olduğunu da aslında ben sormak istiyorum size. Siz de izah etmiş oldunuz ama hem eklemek istediğiniz bir şey var mı onu sorayım, hem de son söz sizde olsun. Hani bundan sonra mücadeleyi nasıl sürdürmeyi planlıyorsunuz? AYMA sürecinden sonra nasıl bir süreç işleyecek sizin için? Yani şunu söyleyeyim, aslında Gezi'nin bu coğrafyada aslında inanın neleri değiştirdiğini, ne kadar önemli bir şey olduğunu, bu davalardan görüntü, karşı tarafta bir koca bir güç var, siz onunla mücadele ediyorsunuz yani. Düşünün. Gezi aslında bu Gezi ruhu, bu Gezi'deki bu mücadele ruhu aslında bunun siyasi bir kanalı, bir beden olarak bir ruh bulamadığı için bu sıkıntıları halen bizler bu adaletsizliklerin bütün kökeni budur aslında. Gezi bir hayat, Gezi bir başkaldırdı, Gezi yeşildi, Gezi emekti. Yani bugün Gezi'den hemen sonra görüyoruz ne kadar insanlar kaybedildi, ne kadar insanlar katledildi ve halen bu kusurlar devam ediyor. Gezi aslında tüm bunlara karşı bu coğrafyadaki bütün halkların, bütün yurttaşların bir cevabıydı. Bu davanın belki ileride, ben savcılıktaki özel kalemdeki kızlara söyledim o zaman. Dedim ki yani inanın dedim, bu dosya dedim, belki duyarsınız ileride hukuk fakültelerinde ders olarak okutulacak dosyalar dedi. Bunca hukuksuzluk var, bunca haksızlık var ve bunlar karşısında direnen bireyler var. Biz bu hakkımızı arıyoruz. Karşımızda görüyorsunuz hastane raporlarımız, bilirkişi raporlarımız, yani aslında devletin bizden taraf olması lazım. Evet, sizi vuranları biz bulacağız, cezalandıracağız ki kimse bir daha yapmasın. Bu da böyle bir şeydi yani, bunu bir daha kimse tevessül etmesin. Çünkü polis şiddeti Gezi'den sonra artarak devam etti. Halen devam ediyor. İşte basın emekçileri üzerinde, aktivistler üzerinde görüyoruz. Tüm bunlara karşı Gezi bir cevaptı aslında. Şimdi Anayasa Mahkemesi kararında, Anayasa Mahkemesi'ne gittikten sonra tabii biz bunu AİHM'e de taşıyacağız. AİHM'de de lehimize kararı çıkacağını, Anayasa Mahkemesi aslında lehimize karar çıkacağını ben çok iyi biliyorum. Çünkü dosyada bir sürü hukuksuzluklar var ve yargı eksiklikleri, soruşturma eksiklikleri var. Tüm bunları biz delillendirmişiz. Elimizde iki kere idare mahkemesi kararı var. Soruşturmanın devamına diye karar verilmiş. Ayrıca kendi
pratik eylemlerimizle, takibimizle dosyadaki hususları biz delillendirmişiz, ispatlamışız. O yüzden 8 yıldan sonra dosyayı Alay ve Celal bilirkişiye gönderdiler. Neden durup dururken bilirkişiye gönderdiler? Çünkü eksik yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Yanlış yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Bundan sonra da mücadelenizde kolay gelsin diyelim Aydın Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun.